Şimdi. Ne, sen benim nikahlı eşim değil misin? Kim görürse görsün ya. Ha? Hadi hadi salatanın sosunu hazırla. Ben de balıkları pişireyim. Dışarıdan bekliyorlar. Hadi. Tamam. Ya Türkan bir pişiremedin şu balıkları ya. Görüyor musun? Bak nasıl meraklı. Enişte, ne güzel salata bu. Bildiğin salata Derya'cığım. Üf enişte ya, sana iltifat da edilmiyor. Hadi git dönüş çağır da sofrayı kuralım. Servise başlayayım Rüçhan Hanım. Türkan Hanım'la Somer Bey'i bekleyecek misiniz? Onlar gelmeyecek. Sen bana başla servis. Alo. Nasıl Mine'nin durumu? Bebeğin durumuyla ilgili bir şey söylediler mi? Ha, çok iyi. Taburcu oluyor yani. Polisle konuştun mu? Anladım. Tamam. Elinize sağlık çocuklar. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun anneciğim. Somer'le beraber yaptık. Sıkıntılar, dertler bir yana. Her şey hayırlısıyla yolunu bulur. Ama ailemi şöyle dört başı mamur bir sofranın etrafında gördüm ya. Artık ölsem de gam yemem. Nesilim. Artık sen de düşünme yüzüne. Bak gün doğmadan neler doğar. Her şey iyi olacak. İnşallah Sadıkçığım. Somer, sana da çok teşekkür ederim. Ne iyi ettiniz ya. Kızımla bir olup bize can oldunuz. Ne demek Sadık baba, her zaman? Mesut seviyor Somer. Somer de Mesut'u çok seviyor. Enişte, salata çok güzel olmuş. Senden beklemezdim valla. Ablacığım, sen de balığı o kadar güzel pişirmişsin ki ellerine sağlık. Afiyet olsun canım. Bizim Türkan'la en iyi yapabildiğimiz şey balık sofrası kurmak. Hatta balıkları genellikle Türkan tutar, değil mi? Ya. Somer de çok iyi tamircidir. Çok güzel musluk tamir eder. Ömürlük yani. Tabii canım. Şey baba, sen hastanedeyken bizim musluk bozuldu da. Sağ olsun Somer işte musluğu öyle güzel tamir etti. Öyle güzel tamir etti ki bahçe fıskiyesine döndü. Çocuklar ne var bunda? Ben yokken Somer enişteniz ailemize sahip çıkmış işte. Üstelik hiç bilmediği bir şeyi de yapmaya çalışmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer bana bir şey olursa gözüm arkada kalmayacak demektir. O nasıl söz öyle baba? Ya çocuklar, lafın gelişiyor. Mesut, yesene oğlum balığı, niye yemiyorsun? Ben ayıklayayım mı? Ver. Ver çocuğum. Baştan düşünmedim ben bunu. Nesrin teyze. Efendim yavrum. Mesut rüyasında annesini gördü. Bol bol sarılsaydın annene. Anneciğim ben çok iyiyim. Beni hiç merak etme deseydin. Sesi sen gibiydi. Yüzü de. Öyle mi? Mesut'un annesiydi. Ama sendi. Bunlardan vardı. Sen gülünce çıkanlardan.
Esit oğlum, sen uzun zamandır anneni görmedin ya. Nesin annenin yüzüyle karıştırmışsındır. Karıştırmadım Esit, karıştırmadım. Peki öyle olsun, karışma. Hadi ye. Al canım. Ben yaparım, bırak, yoruldun zaten bütün gün. Olsun canım, hallettim işte. Şunu sert gitme. Bunları da buraya koyuyorum. İnşallah üstüne olur. Babanın mı onlar? Evet. Ben kızların yanına geçiyorum. Umarım rahat edersin burada. Ben senin nefes aldığın her yerde rahat ederim. Hadi bakalım. Git güzelce uyu. Hiçbir şey düşünmeni istemiyorum, tamam mı? Yarın çok güzel bir gün olacak. Bunu hayal et ve uykuya dal. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Somer uyudun mu? Ne oldu bu saatte? Acil bir şey mi var? Kusura bakma şey için. Doktor yeni bir ilaç daha verdi. Şimdi daha iyiyim. Bebek de iyiymiş. Sabah taburcu edecekler bizi. Onun müjdesini vereyim dedim. İyi, sevindim. Ama bir daha beni böyle şeyler için aramaman konusunda uyarmıştım. Ya ben zaten senden an be an haber alıyorum. Bir daha ararsan açmayacağım, haberin olsun. Tamam Somer, ters demene gerek yok. Bu arada şikayet konusunda bir şey söylemedin, ne yapayım? İstediğini yap. İstersen şikayetçi ol, istersen olma. Senin kararın. İyi geceler. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.